Kent TV ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Dünya programıyla yeni bir haftadan yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz alanında uzman kişilerden, kendi alanında uzman kişilerden düğünler hakkında, düğün hazırlıklarınız hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Sizlere bu düğün sürecinize rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bu haftada tura çıkacağız. Dopdolu bir hafta bizleri bekliyor. Bakalım nerede neler varmış, hep birlikte göz atalım. O zaman turumuz başlıyor. Evet efendim, ilk turumuzda neredeyiz? Bir mücevher atölyesinde Alet Bey ile birlikte olacağız. Sultanahmet'te Divanyolu sokakta. Neredeyiz Alet Beyciğim? Sultanahmet'teyiz. Çok tarihi bir yarımada. Binbir Direk iş adının içindeyiz. 303 numarada. Tarihi bir dokudayız, evet. Evet, kesinlikle öyle. Merhaba diyelim tabii. Merhabalar. Size. Sizi hoş tanıyalım, geldiniz. Hoş bulduk. Ben uzun yıllardır bu sektörde iştigal ediyorum. Yani tabiri caizse çıraklıktan gelme olarak. Bu iş sinsile yolu, çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak gidiyor. Bir gün biz bırakacağız, tabii bizim arkamızdan bir sürü kişiler yetişecek. Kendimi bildiğim bileli bu işi yaptım çünkü çok severek yaptım. Evet. Ve hala devam ediyorum. Elim tuttuğu ve gözüm gördüğü sürece de yapmaya devam edeceğim. Devam çünkü yaptığınız şey, her bir şey sizin şahsınıza münhasır olduğu için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle ve tek tek el emeği gerçekten. Evet, evet. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Maddi manevi olarak kıymetli bir iş aslında diyebiliriz, evet, yaptığınız iş için. Evet. Bugün niye buradayız? Bugün programımızı bizim genellikle herkes izliyor. Ama hitap olarak evlenecek çiftlerimize yardım ediyoruz. Onlara hitap ediyoruz biraz da. Onların yakınlarına hitap ediyoruz. Evlilik yolunda her alanda kendilerine yardımcı olmaya çalışırken tabii ki mücevherler de bunların bir parçası. Tabii. Ara ara mücevherlerimizi de ekran başına getiriyoruz. Hatta bugün Aret Bey sağ olsun yayında biraz daha parıldamam için bu güzel eseri diyelim taşımama müsaade etti yayında. Esasında bence o aksesuar oldu yani kendi yıldızınıza. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi çiftlerimiz ilk önce işte bir tek taş evlilik teklifi ediyorlar. Evet. Erkekler, hanımefendilere, evet, daha sonrasında aileler işin içine giriyor, takılar başlıyor, düğünler başlıyor. O yüzden sizle konuşacak çok şeyimiz var bu anlamda. Evet. Şimdi tek taşlardan başlayalım. İlk oradan başladığı için, evet, siz de çok güzel eserler ortaya çıkartıyorsunuz gerçekten. Evet. Evet. Tek taşlar için 2019'da en çok tercih edilen modeller nelerdi? 2020'de bir değişiklik, farklı bir dokunuşlar var mı? Onları öğrenelim size. Evet. Şimdi tek taş tabii çok şahsına münhasır bir model. Yani evet, çok klasik bir model. Çok fazla oynama yapılabilecek bir formu yok. Ama o kadar çok yıllardır devam eden bir gelenek halinde olan bir model ki ne yaparsanız yapın onun ruhu zaten kendine ait. Yani kesinlikle, o kendi ruh, kendi bir ruh taşıyor zaten. Ve bir evlilik teklifinde gerçekten hayatın başlangıç noktasındaki o yol almadaki en baş noktada gerçekten bir mihenk taşı oluşturuyor bu tek taş. Ve bununla başlıyor yolculuk. Umarım herkesin bu yolculuk iyi neticelenir. Çünkü her şey çok güzel başlaması, çok da güzel bitmesi önemli. Evet. Tek taşlar evet minimal 0.10 santimden 1 krata kadar, 5 krata kadar. Yani bu dipsiz bir derinlik hem maddi anlamda hem de görsel anlamda. Hı hı. Kişinin görsel tatmini ve tamamen cebinin müsaitliğiyle alakalı bir durum. Hı hı. İnsanlar istedikleri boylarda, istedikleri görsellikte, kendi keselerine göre bunu alabilirler ve bu teklifleri yapabilirler. Trend noktasında çok fazla bir değişiklik yok. Gene klasik modeller, gene klasik anlayışlar var. Bagetleri sanki bu sene görmeye başladı. Bu sene baget çok fazla var, evet. Bir farklı bir, tabii şöyle bir şey oluyor, o bagete gelmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Mecbur her türlü piyasa, bu kozmetik için geçerli, mücevher için geçerli, dönemsel olarak bir şey yaratmak zorundalar. Hı hı. Yani o seneyi tren haline getirecek, hı hı, o seneyi koşturacak bir şey yaratmak durumundalar. Bu sene de kuyum sektöründe bir baget evet, furyası ya da esintisi başladı. Bununla beraber halk da bunu çok sevdi, bu baget
işin bagetli kısmı. Evet, hoşta duruyor. İnsanlar benimsedi de çok fazla bagetli mal yapılıyor, çok fazla bagetli mal üretiliyor ve tüketiliyor. Ama dediğim gibi hepsi şahsına münasır şeyler ama ne olarak şimdi tek taşla tekrar dönecek olacak olursak, tek taş öyle bir şey ki, tek taşın kendi üzü ne yaparsanız yapın tek taşın yerini asla tutmaz. Yani baget de olsa, başka bir şey de olsa, onlar hep olsun, gelip geçici diyorsunuz. Tabii ama tek taş evet her zaman kalıcı olacaktır. Kesinlikle. Bu elmasta da gül modeller gibidir. Mesela elmasta bizim gül tabir ettiğimiz model var. Her şey inşa edilebilir üzerine ama gül her zaman kalır. Her zaman. Tek taş için de geçerli. Her şey üzerine imal, üzerine yapılabilir ama tek taşın ruhu ve kendisi her daim kalacak. Her daim kalır evet, diyorsunuz. Bunu evet, buradan duyuralım. Evet. Onun için şaşmasınlar tek taştan. Tek taştan şaşmalarını asla, buradan üstadı söylüyor. Biz asla, burada ne yaptık? Buradan tiyolar alıyoruz her zaman. Tavsiyeler alıyoruz. Buyurun size tavsiye diyelim bu anlamda. Evet. Peki şimdi tek taşların da modelleri klasik ama gerçekten ben de program içerisinde aslında çok öncesinde çok ilgili değilim. Program içerisine girince öğrendim. Tabii. Prenses kesim var, bilmem ne kesim var, renkleri, şekilleri, lekesi bir sürü evet, aslında içeriği var. Biraz evet, bahsedebilir miyim? Tabii ki. Şimdi tek taşlara tabii ki round kesim dediğimiz yuvarlak kesim esas ana pırlantanın kalibresi. Hacim olarak yani. Tabii prensesle triangle'dır bunların fancy kesim, fancy dediğimiz farklı kesimlerde dünyada taşlar da kesiliyor. Çünkü neden? İnsanların beğenisini, insanların tercihlerini arttırabilmek ve herkesin o arzu ettiği noktaya ulaşıp dokunabilmek anlamında mesela kimisi kare bir taş sevebilir, kimisi üçgen bir taş sevebilir, kimisi yuvarlak. O yüzdendir ki tabii bu şekilde taşlar da kesiliyor. Hatta kalp kesimli pırlantalar evet, var. Onları da tabii ama bunların tamamı küçükken bir tüyo vermek durumundayım mesela. Benim kuyumcular bu konuda bana kızacaklar belki ama. Kızsınlar olsun. Halkımız için güzel bir şey söylemek durumundayım. Sizler aracılığınızla. Tabii. Yuvarlak kesim her zaman garanti olabilecek bir taştır. Diğerleri gelip geçici olabilir. Artı kesimleri daha zor ve daha farklı oldukları için çok yüksek, daha yüksek bedellerle yani bir karat yuvarlak bir taşın alabileceğiniz rakam şu kadarken aynı bir karat taşı farklı bir kesimde çok daha farklı fiyata alırsınız. Sadece o kesim için verirsiniz. Bu da değmez. Yuvarlak kesim. Yuvarlak her zaman garanti. Her zaman garanti sağlıyor. Buradan evet, damat adaylarını duyuruyoruz. Tabii. Kanmayın karakterleri. Kesinlikle öyle. Peki parmak şekline göre falan da değişir mi? Tabii şimdi muhakkak ki şimdi kadınlarda parmak şekli, parmak uzunluğu ve parmak büyüklüğü çok detay. Bunlar yüzüğün yakışıp yakışmamasında çok önemli yer tutuyor. Tabii ne kadar narin ve ne kadar hassas bir parmak o kadar daha iyi gösterişi sağlıyor. Biraz kaba kaçacak ama çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Hafif kilolu bayanlarımızda tabii taşı koyduğumuz zaman parmak da kilolu olduğu zaman taş ufak gösteriyor kendini. Evet. Ama biraz parmağın tabii hacmiyle alakalı. O yüzdendir ki ben de kilolu biri olarak bunu söylüyorum. Parmak evet yüzüğün gösterişinde parmağın yani genel esasında mücevher için geçerli bu. Mesela şimdi bir boynunuzda çok harika bir kolye gözüküyor. Evet, gerçekten çok da yakışmış. Kolye, çok da yakışmış. Ama mesela şimdi çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Güzel bir boyunda bu kolye bu şekilde duruyor. Şimdi farklı yapıda bir durum olduğu zaman bu kolyenin bir kabahati olmuyor. Evet. Yani o hani biraz artısı eksisine denk gelmesi gerekiyor. Ama mücevher gene de kendini ne olursa olsun ortaya çıkartır. Tabii ki öyle. O zaman şunu diyeyim. Şimdi beyefendiler diyecek ki belki evlenecekleri hanımefendi de biraz böyle topluluk vardır olabilir biraz önce evet, tabir etmiş şekilde. O zaman şimdi orta bir boyutta taş aldıklarında ya da belki de bütçelerine göre daha ufak bir taş aldıklarında bu parmakta kendini göstermeyebilir ama onun için de bir çözüm var sanıyorum. Efektli taşlar özellikle evet bu sene çok da iyi bir konuya değindiniz.
çok da hakim olduğunuz belli konuya tebrik ediyorum. Dersinizi çalışarak gelmişsiniz. Tabii. Bu konuda tebrik ediyorum. Bu sene evet efektli mallar çok çok ön planda. Bu da halkımızın daha sahip olabilmesi anlamında bazı şeyleri insanların yarattığı güzel bir açılım oldu kuyumcuların. Efektli malların ana amacı daha ufak taş kullanarak orada bir ismi üzerine bir efekt yaratıp o efekti de görsel olarak zengin bir hale getirmek. Tercih edilir edilmez ki çok edildi bu sene. Çok çok edildi. O yüzdendir ki bence kullanılmasında ve tercih edilmesinde hiçbir yanlışlık yok. Evet. Çok da bu sene özellikle tek taşlarda çok da edildi. Yani, çok da ediliyor. Evet. Mesela şöyle küçük bir parantez açayım ben size konuyla alakalı. Diyelim ki 0.50 santim bir tek taş almak istiyorsunuz. Bugün sıfır elmas, gerçek reel rakamları söyleyeyim mi? Tabii. Mesela pardon, 0.50 santim bir orta kalite ya da orta kalite. 0.5 karat dedikleri değil mi bu? 0.50 yok, 1 karatın altı. Ha, 1 karat. Yani 1 karatın yarısı. 50 santimlik bir taşın bugünkü aşağı yukarı 2000 dolar civarında karatı. Yani 1000 dolar yapıyor taş. Ama bugün aynı yüzüğü 10 santim taş kullanarak, yani bunu 5'te 1 oranında aşağı çekerek 200 dolara 10 santim üzerinden onu üreterek 50 santim görüntüsünde bir hava yakalayabiliyoruz. Bu da 1000 dolarlık bir maliyeti o şahıs için 200 dolara çekmemiz anlamına geliyor. Ve hem biz mutlu oluyoruz hem karşımızdaki insan mutlu oluyor. Takan da mutlu oluyor. Görünüşe güzel evet, çünkü. Aynı çünkü yani baktığınız zaman görseli birbirinden çok ayırt edici bir boyutta değil. Şimdi bugün şu anda çok da belki şaşıracak da sizin boynunuzdaki ürün de efektli bir ürün. Evet. Yani belli hani, oluyor ekrandan. Hayır. Evet. Yani baktığınız zaman pırıl 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 pırlanta. Evet. Çok daha fazla büyük taş kullanabilirdik. Ama evet. Aynı görsellikte biz bunu da tam denk geldiği için söylemek kesinlikle istedim. Kesinlikle öyle. O yüzden efektli ürünleri rahatlıkla deneyebilirler ve alabilirler. Peki bunu da buradan belirtelim. Yine tek taş için konuşmaya devam ediyoruz. Peki. Şimdi efektli sistemle durumu daha da toparlayabiliyorlar bütçeye de göre. Hem görünüş olarak iyi oluyor hem bütçe olarak yine faydalı da oluyor damat adaylarımız için. Peki bir de bunların renkleri var. F, A, B, C, D, F'e kadar mı sanıyorum? Evet. Kaça kadar? F'e evet. Kadar gidiyor sanıyorum evet. Değil mi renkleri? Evet. Bu nedir renk olayı? Bizim için tek taş tek taş ama içeriği varmış daha da. Evet. Esasen sadece renkle sınırlandırmak da mümkün değil. Hı-hı. Bunu. İçinin berraklığı. Zaten o işte berraklık, kesim kalitesi, pek çok detay o taşın skalasındaki hüviyetini oluşturuyor. Evet. Bu hüviyette işte belli markalar var. Şimdi tek tek detaylandırmayacağım. Bu markalar tarafından o taşa bir kimlik veriliyor. O kimlik de dünya üzerinde bu taşın kimliği haline geliyor. Ve alan insan içinde bir kont garanti olmuş oluyor esasında. Evet. Yani hani aldığınız ürünün bir garantisi olabiliyor. Evet detaylar, renk detayları çok önemli. Beyaz olması. Yani İdam. F olması, G olması, George olması. Şimdi bunları çok anlatmam çok şey değil, çok cazip değil. Ama çünkü böyle bir şey olabilsinler ki. Kesinlikle yani kesinlikle bir renk skalası var. Bizim sarı dediğimiz, çok hafif kahve dediğimiz artık Jack K'lar falan var. Yani onlar çok aşağı sınıf. Ama bugün biz hangi taşı alırsak piyasadaki orta taş, orta ölçekli bir taş alırız diye düşünecek olacak olurlarsa bunun ismi H'tır. Yani Hatay. Hatay. Evet. Ya da I'dır. I yani gibi. Evet. I veya H evet. Serisi evet. Mi diyelim? Evet. Evet. H serisi özellikle doğru seçimdir. Piyasanın iyi taşıdır. İyi taşıdır. Yani vasatın üstüdür. Aynen. Bunda buradan hani orta evet. Gelirler için evet, tabii evet, ki de evet, evet. Bütün genç kızların hakkıdır hani evet, o güzel kesinlikle. Tek taşı takmak. Kesinlikle. Onu da buradan da belirtmiş olalım. Sizin var mıydı ekstra söylemek istediğiniz son birkaç şey?
Benim ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Ben çok memnun oldum bu söyleşi için. Biz de çok memnun olduk gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Kıymet verip geldiniz. Siz de aynı şekilde çok güzel ağırladınız bizi. Estağfurullah. Tek tek sorularımızı yanıtladınız. Estağfurullah. Buradan gelinleriniz, damatlarınız, daha doğrusu adayları izliyorlar. Evet. Yine de olur ya, bir tek gelin damat değil. Anne olacaklar var, özel günler var. Erkekler tabii. için de artık hanımefendiler. Eşleri için güzel şeyler aslında. Bence insanları mutlu etmenin kadın erkeği ya da düğünün nişanı diye bir şey yok. Tabii ki İnsanları öyle. Mutlu etmek her daim önemli. Kesinlikle öyle. Size katılıyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, programımızda Aret Polat Beyefendi ile birlikteydik. Divan Yolu Sokak 1001 Direk Hanı 303 numaralı Lanta aslında mücevher atölyesindeydik Aret Bey ile. Şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Efendim turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yeni bir adresteyiz. Eminönü'nde Hamdi Bey geçidi numara 20'de bir kumaş mağazasındayız. Hansi Altın Efendi ile birlikte olacağız. Fatih Bey bizlerle birlikte olacak. Fatih Beklik ve kumaşlarımız hakkında bilgiler alacağız. Hansi Hanım'ın da gelinlik kumaşını seçeceğiz. Kendisi normalde zaten gelinlik tasarımcısı. Daha öncesinde dünyada da bir program çektik kendisiyle. Bizlere gerçekten gelinlik hakkındaki neredeyse bütün bilgilerini aktardı. Bugün de kendi gelinliği için buradayız ve gelinlik kumaşlarımızı tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba canım. Merhaba. Daha önce program çekmiştik evet, gelinleri. Evet, gelinlerimizi. Aynı zamanda gelinlik tasarımcısı Hansi Hanım. Evet. Bugün de artık benim heyecanım var. İnanılmaz heyecanlıyım. Kızları şimdi daha iyi anlayabiliyorum gerçekten. Evet. Şimdi ben de burada birbirinden güzel kumaşları seçeceğim ve kendime gelinlik yapacağım. Farklı bir heyecan olsa gerek. Bir sürü aslında gelin hanımefendilere. Evet, aynı senede nereden baksan 150 tane gelin çıkarıyorum. 150, senede 150 gelin. Onların bu mutlu gününe sen imzanı atıyorsun. Bugün de artık kendin için bakacaksın. Daha farklı oluyor mu heyecanı? Ya inanılmaz heyecanlandım. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ve hangi kumaşı seçeceğim ben de gelinler kadar şu anda kararsızım. Kararsız. Ama tabii ki bu işte de şu anda sadece kendim tasarlayacağım için Fatih Bey'den böyle ufak tefek fikirler alacağız kumaşla alakalı. Devamlı kumaş aldığım bir yer zaten benim de burada ve birbirinden güzel kumaşlar var. Şimdi bunların içerisinde zaten 4 tane kumaş seçeceğim ve bununla ilgili gelinliğimi tasarlayacağım böyle farklı bir şekilde. Kumaşlara bakacağız şimdi beraber. Peki o zaman Hamdi Bey'e de tekrar merhaba diyelim. Siz de tanımış merhaba. Olalım. Merhaba. Hoş geldiniz ilk öncelikle. Hoş bulduk. İsmim Fatih Soy, ismim Beklik. 5 senedir bu sektörde çalışıyorum. Evet. İlk günden beri de buradayım. Hansi Hanım da elit müşterimizden biridir kendisi. Her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an kendi gelinin içinde 2020'nin koleksiyon ürünlerini sunacağız. Evet. Koleksiyon çok güzel. Ürünleri 2020. De koleksiyon ürünleri de komple kristal işlemi olacak. Ha, 2020'de o zaman bizi kristal işlemeli gelinlikler evet. mi bekliyor? Evet. Değişiklikler var o zaman. Peki onu soralım. Bu sene 2019'da hala düğünler devam ediyor. Evet. Bir tanesi Hansel'in düğünü. Peki ne gibi daha çok hangi kumaşlar gitti 2019'da? 2019'da genellikle pano desenler yoğunluk olaraktı. Ama hızlı bir değişim olduğu için şu an prizmaya döndü. Yani prizmadan ziyade kristal işlemeler. Çoğu farklı yani dantenin üzerinde ya hafif serpme oluyor, kimi de yoğun olarak kullanıyor. Ama biz yoğun olarak seçtik şeyimizi, koleksiyonumuzu. Şimdi bununla devam edeceğiz. 2020'de de bununla devam aynen. ediyor. Evet, aynı aynen. şekilde bir farklılık, farklı bir tüyo var mı kulağımıza gelen, daha henüz bizlere ulaşmamış? Şimdi şöyle, gelinliklerimizde zaten hani dantelin çeşidinden aha. daha ziyade tabii ki burada bir modacının da devreye girmesi sizlerin çok de tabii farklı. Ki emeği, evet. Şey, şimdi kumaş nasıl tabii ki efsane kumaşlar var birbirinden farklı ama biz bu kumaşları
bize çok güzel sunumlar yapıyorlar. Biz daha önce bu kumaşları alıp kendimiz tek tek işlemelerini gerçekleştiriyorduk. Ama şimdi artık gerçekten inanılmaz güzel artık kumaşlar üretiliyor. Artık hazır geliyor kullanacağım şekilde. Ama bunu tabii ki modacı doğru bir şekilde kullanması önemli. Şimdi burada bizim gördüğümüz gibi Ezgi'cim kocaman bir panolu bir kumaşımız var. Ve komple işlemeli. Biz bunu alıp kullandığımızda, şimdi ben minyon bir kadınım. Uzun boylu değilim. Yani ortalama benim boyum 1.65 boyundayım. Şimdi bu tarz bir kumaşı ben alıp kullandığımda hem beni kısa gösterir hem de güzel durmaz. Şimdi her kumaşı alıp da her gelinliğe yapacağımız kaidesi yok. Biz bunu geldik kızlar burada beğendik. Bu kumaşı böyle alıp da dikemeyiz. Şimdi ben buradan 4 tane kumaş seçeceğim. Tabii ki kumaşların hepsi birbirinden güzel ama. Evet, hepsi harika şimdi gerçekten. Şimdi şöyle, bu komple bir pano olarak olan bir kumaşımız. Biz bunu alıp kullandığımızda bu çok iri göstermemizi sağlar. O yüzden ben bu, eğer bu kumaşı aldığımda buradaki detayları da görüyorsundur zaten. Evet. Burada belirli panoları kullanacağım ben kendime. Balık bir gelinlik düşünüyorum. Bunları aralarından alıp farklı noktalarına iliştireceğiz, dikeceğiz. Aynen, bunu tasarımla yerleştireceğiz. Bu da tabii ki kızlarımız geldiğinde kumaşa baktıklarında modacılarıyla gelmeleri çok daha doğru. Tabii ki Fatih Bey de onlara çok güzel kumaşlar çok sunuyor, gösteriyor ve ben buradan da çok memnunum, inanılmaz. Bütün koleksiyonumu neredeyse buradan alıyorum zaten %90. Şimdi burada da mesela çubuklu bir kumaşımız var. Mesela bu kumaş efsane bir kumaş. Çok harika. Fatih yeni geldi şunu bu kumaş. Evet, yeni geldi. 2020 yılının kumaşı çok ama güzel. İnanılmaz güzel çubukları var, desenleri var. Mesela bundan çok güzel bir balık gelinlik olabilir. Evet. Ve bunu mesela bütün mü kullanırsınız biz mesela? Biz bunu kullandığımızda bütün kullanırsak çok ağaç gibi görünüyor. Evet. Çünkü ağaç deseni var zaten burada. Bunu biraz daha ben pano halinde kullanacağım. Biraz bu malzemeden kullanacağım ve tam tersine zıt bu kumaşı kullanacağım. Hem daha modern hem de daha şık durmasını sağlayacak. Çünkü bunun içerisinde bir panomuz var bizim. Bunu da aralarına karma yaptığımızda yani o ağaç deseninden çıkarmış oluyoruz. Şimdi ben minyon olduğum için kendimde minik nasıl bu elbisemde bir kol detayı var. Hani hem böyle gerdan yapımızı daha uzun göstermesini sağlıyor. Hem de daha modern göstermemizi sağlar. Çünkü benim boyum uzun olmadığı için ben küçük detaylarla kendime minik dokunuşlarla bambaşka bir hale getireceğiz. Minyon hanımefendilerle, gelinlerde böyle büyük büyük desenlerden ziyade daha böyle ufak daha desenler, minimal. Daha çıtır desenler ve desenlerin birbirine harmanlanması çok daha şık ve modern çok durur. Çok güzel. Köyde aldık. Buradan da eğer modacın zaten yönlendirecektir sizi ama yine gelinlik kumaşı seçmeye gittiğinizde mutlaka bu bilgiyi de böyle bir göz önünde bulundurarak kumaşlarınıza karar verin diyelim. Evet. Ben mesela kendi gelinliğimde çok böyle artık gerçek 3-4 tane after party elbisesi oluyor ve kızlar değişimde zorlanıyorlar. İşte onu giyiniyorlar, onu çıkarıyorlar. Evet. Ben kendi gelinliğimde tek bir gelinlikle bunların hepsini gerçekleştireceğim. Hepsini. Nasıl takmalı değil? Çıkmalı mı olacak? Nasıl bir gelinlik bekliyor bizi? Şimdi, biraz diyor ver gelinliğin hakkında. Şimdi gelinliğim benim zaten kır düğünü olacak. Kendi düğünüm. O yüzden tabii ki biz gelinlerimiz geldiğimizde de gelinlerin düğün yeri de önemli ama tabii ki kızların en önemli şey hayali. Şimdi hayalimden işte biz kızlar şu anda ben kızları çok daha rahatlıkla anlayabiliyorum. Yani yıllardır bu işi yapıyorum. Modacıyım ama hani kendime gelince bile bir kilit noktam oldu benim de. Hani hangisini seçeceğim, ne isteyeceğim, işte bu heyecanımı hani nasıl yapacağım diye benim de kafamda çok karışıklıklar söz konusu oldu. Şimdi ben de hayalimin hepsini tamamlamak istiyorum. İşte kol detayı istiyorum. Bunu kullanacağım. Nasıl i̇şte, bir kol detayı mesela yapacaksın? Şimdi dökümlü mesela olacak? Bu kadar ağır bir kumaşımızda bizim kol detayı bu kadar ağır kullanırsak çok klasiğe döneriz. Ben bu tarz ağır bir kumaşta minik böyle bir ipek organzeden bir kol detayı yapacağım. Kayık yaka mı kullanacaksın? Normalde yok. Gelinliğimi ben biraz daha benim gerdan yapım çok uzun değil kendim için. O yüzden gerdan yapım biraz daha uzun durabilmesi için hafiften ben V yaka yapacağım. Ama kollarımı getirip biraz düşük kullanacağım. Bombeli ve lastikli olacak o kolum. Buradan da lastikli olacak ama ucunda detaylar olacak. Kolumu çıkaracağım sonra. Balık bir gelinlik giyeceğim. Gelinliğim kabarık olarak gireceğim içeri. Sonra da eteğimi çıkartıp atacağım. Sadece balık gelinliğimle kalacağım. Kollarımı da çıkaracağım. Ve
gene böyle hayalimde. Kaç tane gelinlik giymiş gibi olacaksın aslında. Aynen, yani bir gelinlikte 3-4 tane farklı detaylar, bunları çıkararak farklı bir gelinlik haline getireceğim. Tabii ki biz bunlarda mini bir gelinliğe de dönüştürebiliyoruz. İşte altı kabarık olup bu kadar güzel bir kumaşı mini haline getirip after party'de de kullanabiliriz. Süper. Bunların hepsinin değişikliği önce tabii ki kızların hayali önemli. Yani büyük beden de küçülebilir, küçük de büyüyebilir. Bunu çok doğru noktalarda kullandığımızda seninle bunun sohbetini gene gerçekleştirmiştik zaten. Ama şimdi kendi gelinliğime de tabii ki başka bir heyecan var. Ben de birçok şey istiyorum. Kızlar gibi. Her detaydan bir şeyler istiyorum. Hı hı. Ama şimdi bunu da ben de gerçekleştireceğim ve buradan gerçekten mükemmel kumaşlar var gördüğün gibi de. Gerçekten İnanılmaz öyle. Güzel. Kumaşların hepsi birbirinden o kadar farklı ve o kadar güzel duruyorlar ki pırıl pırıllar gerçekten. Ve kimisine bakınca böyle hafif ve nazik bir gelin hayal ediyorum. Kimisine bakınca daha böyle gösterişli bir gelin hayal ediyorum daha çok. Ve direkt çağrıştırıyor ve hepsi birbirinden güzel gerçekten. Bu anlamda ne kadar güzel kumaşlarla çalıştığını anlamış olduk. Evet. Buradan zaten senin gelinlerini izliyorlardır. Onlar da bu konuda hemfikirler diye düşünüyoruz. Peki mesela Fransız danteli galiba şu an eline tuttun. Evet Ezgi'cim, bu dantel annelerimizden, anneannelerimizden yani birçok modası geçmeyen yıllarca hani belki bizim çocuklarımız, torunlarımızın bile yaşayabileceği bir gelinlik danteli. Bu gelinlik dantelini ben biraz daha böyle işte kumsalda daha böyle romantik, çok sade, nostaljik kızlarda kullandığım dantelden biri bu da benim. Yani çok hafif bir dantel. Bu dantelin de mesela apayrı. Bu sene gerçekten çok farklı bir dantel ve çok güzel bir dantel. Bu da çok sade. Bunun da tülle gerçekleştirerek kullanıyorum. İnanılmaz zarif. Bak şöyle de biz senin üstüne minik bir dokunuş yapabiliriz istersen. Gösteriş açısından da evet. Bu şekilde. Tabii bunun altına beyaz gelecek. Daha da hoş duracak, bütünleşecek. Tüller için böyle bakıyoruz ama aslında şu aralardaki siyahlıklar olmuyor. Beyaz tabii, kumaş geliyor altına. Ve bunların altına bu sene tabii ki Fatih Bey de biliyor. Çok böyle artık simli kumaşlar kullanıyoruz. Aynen. Bu kumaşların yoğun simli sıvamalı. Altına desenli desenli. Şey olarak tabii, mı? Aynen gölge şu tarz veriyor. Ürünler. Ve çok farklı şunun durmasını gibi sağlıyor. Çok minik daha minik fırıltılar var. Durabiliyor. Çok güzel gerçekten. Peki kumaşlarımızın metreleri, fiyat, ortalama fiyat verecek olursak tek tek veremeyiz ama aşağı yukarı ne kadar diyebiliyoruz? Kaç lirayla kaç lira arasında değişiyor? Ya, 200 civarında başlıyor, 700-800 civarına artık kadar çıkıyor yani. Artık kullanacağımız kumaşlık model, özelliğe göre evet, deseni veya işlemesine göre değişiyor hepsi. Sen 4 tane kumaş kullanacaksın. Aynen. Gelinliğinde çünkü takmalı çıkmalı. Bunu buradan gelinlerimize de söyleyelim. Evet, farklı farklı genellikle gelinlikler alıyorlar. Damatların cebinde alsa biraz düşünüyoruz değil mi bu anlamda? Aynen. Damatları biraz daha rahatlatmış oluyoruz kesinlikle biz de. Böyle kullanabilirler tabii ki ama bu da Ezgi'cim şimdi de gelinlik de düğün de bir bütçe. Kesinlikle. Yani şimdi her bütçeye var. Fatih Bey'in dediği gibi belki 100 TL'ye bile bulabileceğimiz aynen uygun bir dantelimiz evet var. Hı-hı. Ama 700, 800, 1000 liraya kadar çıkan özel hı-hı kumaşlarımız da var. Şimdi burada bir bütçe söz konusu oluyor. Nasıl gidip bir ev beğeniyorsak, bir araba tabii ki beğeniyorsak. Öyle. Tabii ki aslında öyle. Gelinlik de öyle ama gelinlik de modacınızın size tavsiyeleri çok önemli ve hı-hı dokunuşları. Şimdi bir kumaşı alıp onu bambaşka bir hale getirebiliriz ki hı-hı Fatih Bey de bu konuda biliyordur. Bir sürü modacı evet geliyor. Aynen. Hepsinin size gösterdiği aynı kumaşı ama her modacı farklı farklı şekilde evet kullanmış. Farklı desenlerde kullanmış. Kimi başka kullanmış bir noktada kullanır, kimi farklı bir yere ön plana çıkartır. Aynen. Sizlerin de işlemesi, harmanlaması bu şekilde bütünleştiriyor gelinlikli kumaşı sanıyorum ki. Peki şimdi 4 tane kumaşımızı kullanacağız. Senin için şunu soracağım ben. Şimdi gelinliğini az çok kafamda böyle bir tabii sürprizlerle dolu bir gelinlik olacak. Farklı farklı şekilde kullanacak, farklı şekillere girecek ama mesela kolunda daha çok şifon tarzı mı kullanacaksın yoksa saracak bir gelinlik yok mi? Yani mesela buradaki kol, örnek evet şöyle göstereyim sana. Şimdi benim kollarım çok kalın değil. O yüzden kalın hı-hı olmadığı için ben ince daha ince böyle işlemeli tül sadece hı-hı kullanacağım ve bedenimde biraz daha böyle yoğunluk istediğim için gelinliğimin kollarını sade ipek, tül çok ya da organze güzel olur. Buradan bunu şey kullanacağım. Yapacağız. Aynen ve bu senenin
inanılmaz trend modası var. Artık takmalı, çıkmalı kuyruğun haricinde de bir de pelerin var artık. Pelerin var. İnanılmaz çok güzel ve modern gibi gösteriyor. Sırttan böyle şey gibi iliyor. Hafiften sırttan aynen, geliyor. Böyle gibi. Melek gibi içeriye giriyorsun. Aa, onlar da çıt çıtlı olabiliyor. Tak tak takıyorsun ve çıkarıyorsun. Sonradan sade gelinliğinle kalabiliyorsun. Yani gelinlikte ben böyle dokunuşları seviyorum. Gelinlik gerçekten masumiyet isteyen bir şey. Bizi güzel şeyler bekliyor evet, o zaman yani düğününde. Çok böyle farklı. Her kız istediği her şeyi giyinebilir. Hı hı. Önemli olan onun hayalini gerçekten gerçekleştirmek ve her bütçeye herkese göre de gelinlik var. Tabii ki bütçe varsa after party, o bu. Her şeyi kullanabilirler. Çünkü hayatımızda tek yaşayacağımız bizim için, kadınlar için en özel şey gelinlik. Kesinlikle öyle. Peki şu anki zaten burada sadece birkaç tane kumaş duruyor ama bunların içerisinde şu an kullanmayı düşündüğün var mı kafanda tabii, tabii oturan? Ben mesela şimdi en çok bunu Fatih Bey çıkarttı şimdi bize. Bakın bu çok böyle kristalli, çok güzel. Kristal çok güzel. Bir ürünümüz gerçekten bayıldım. Yani ürüne aşık oldum diyebilirim sana. Bak Gizli'cim evet, sen de gördüğün gibi inanılmaz kırıl, güzel. Kırıl. Ama bu bana çok fazla bir ağaç deseni gibi geldiği için kendi hayalimde ben buradaki dantelle onu kombinleyeceğim ve kullanacağım. Kombinliyoruz. Altına mı yer ya da yok, farklı farklı mı hani masalarda? Diyelim ki bu bizim bedenimiz. İlk başta biz şey gibi gelinlikte aslında bir temel. Biz böyle binanın temeli olur sonradan da süslemelerini yaparız. Bunlar zaten aşama aşama çıkacak. Aha. Önce kumaşının bazını dikeceğiz. Sonra da bunları tek tek oyup kullanıp harmanlayıp üzerinde tasarımlar gerçekleştireceğiz. Ve iki kumaşı birbirine harmanlayıp çıkışlarını kullanacağız. Peki. Gelinliğimiz öyle meydana çıkacak. Bu şekilde bir gelinlik çıkacak. Yakında o zaman düğünümüz var. Düğünümüzde gerçekten ben merak ediyorum nasıl bir gelinlik. Zaten ekranları başında izleyen izleyicilerimiz de görecekler düğünümüzü. Sizleri gelinlik damatlık içerisinde de mutlaka görmek istiyoruz yakın zamanda. O zaman kumaşımızı seçelim yavaştan diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey size de şimdiden vermiş olduğunuz bilgiler için. Teşekkürler gerçekten kumaşlarınız harika. Herkese buraya bekliyoruz. Hamdi Bey geçidi. Doğru mu dedik? Evet. Hamdi Bey geçidi numara 20. No 20. Evet, kumaş mağazamızın adresini de vermiş olduk sizlere. Hamdi Bey geçidi numara 20'de bu birbirinden güzel kumaşları bulabiliyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar size. Evet efendim, Dünya Evi'nde son olarak Eminönü'ndeydik. Eminönü'nde Hamdi Bey geçidi numara 20'de bir kumaş mağazasına, gelinlik kumaşı mağazasındaydık. Burada Fatih Bey'le birlikte olduk. Hansi Altın'la birlikte olduk. Hem kumaşlarımız hakkında bilgi sahibi olduk hem de Hansi Hanım'ın gelinliği için birkaç kumaşa da göz atmış olduk ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yine farklı alternatiflerle sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.